ve evladını nasıl bir şefkat ile terbiye etmesi icap ettiğini ancak ve ancak Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberleri vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. İnsan kendi kendisine kalırsa çocuklarına gösterdiği merhameti tam ve kamil manada tasdik edemez. Onun için Habib-i Zişan Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam açıkça kendisi bütün alemlere rahmet olduğu için, bütün canlı cansız mahlukata rahmet olarak gönderildiği için en fazla insanın üzerinde duruyor ve insanların yavrularına, çocuklarına karşı nasıl davranması icap ettiğini bütün teferruatıyla anlatıyor. Anlatıyor. Ve hepsinin başında, insan kendi yavrusuna, kendi çocuğuna her şeyden evvel hayata niçin geldiğini anlatması lazım. Neden insan olarak yaratıldığını anlatması lazım. Bütün babaların, anaların çocuklarına öğretmesi icap eden en mühim vazife bu. Bu çocuk niçin dünyaya geldi? Ne maksatla insan olarak yaratıldı? Hayatta bu insanın vazifesi ne? Ne maksatla dünyaya geldiğini her çocuğa anlatmak lazım. Bu da evvela ananın, babanın, yuvanın içinde, aile içerisinde tatbik etmesi icap eden ilk vazifedir. Daha mekteplere falan gelmedik. Ailede öğretilmesi lazım. Hayata niçin geldi bu insan? İşte bunun içindir ki Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam açıkça ferman ediyor ve bütün vazifeli babaları ve anaları dikkatle ikaz ediyor, ihtar ediyor. Buyuruyor ki Mürû evlâdeküm bissalâti izâ belâhû seb'â vadribûhum izâ belâhû aşrâ. Ey müminler ve Müslümanlar! Ey benim ümmetim! Ey ümmeti Muhammed! Aleyhissalatü vesselam. Siz dikkat ediniz, çocuklarınıza karşı merhameti benim öğrettiğim gibi tatbik ediniz diyor. Merhameti ancak ben öğretirim. İnsan kendi başına bazen ve umumiyetle merhameti yanlış anlar. Merhameti yanlış tatbik eder, merhametten musibet tezahür eder. Peygambersiz, kitapsız, Kur'ansız, İslamsız kimse merhameti hakikat manasına tatbik edemez. Merhametin nasıl tasdik edileceğini ancak Habib-i Zişan anlatıyor. Ve buyuruyor ki, siz 7 yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmayı mutlaka öğretiniz. Dikkat! 7 yaşı, 7 yaşında, 7 kelimesine dikkat edeceğiz. Bir çocuk 7 yaşına girdi mi, kız olsun oğlan olsun, 7 yaşına girdikten sonra o çocuğu namaza alıştıracaksın, camiye alıştıracaksın. Sabah namazına kaldıracaksın. Hazreti Habibullah'ın ağzından söylüyorum. Bir Müslüman baba veya anne sabah namazına kalkarken sırf alıştırmak için, öğretmek için, talim-i terbiye için 7 yaşındaki yavrusunu sabah namazına kaldırmazsa o baba o evlada karşı vallahi zalimdir. Zalimdir. Merhameti tatbik etmemiştir. O çocuğa karşı en mühim merhamet o yavruyu namaza kaldırmaktır. En mühim istikbal ona cenneti nasip etmektir. En büyük dava o evladı Müslüman yapmaktır. Biz merhameti yanlış anlıyoruz. Aman çocuktur, aman efendim yazıktır, günahtır, daha şudur budur diye oyalana oyalana zamanı geçtikten sonra çocuk da zalim oluyor, ana baba da zalim oluyor. Resul-i Zişan'ın öğrettiği gibi tatbik edeceğiz merhameti. 7 yaşına ayak basmış bulunan bir kız çocuğunun başını örtmeye alıştıracaksın. Daha mektep falan yok, ilkokul, ortaokul. Oralara sen kendin hazırlayacaksın. İlk okula göndermeden o yavruya niçin yaratıldığını öğreteceksin. Namazın nasıl kılındığını öğreteceksin. Sen bilmiyorsan mutlaka hoca tutacaksın. Ama mutlaka öğreteceksin. Yoksa okullarda hiçbir şey bulamazsın. Evvelce ilk okullarda da İslam dini öğretilir idi. Allah'a iman anlatılırdı. Amentü billahi sistemi öğretilirdi. O küçücük yavrular ahiretten, hesap gününden haberleri olurdu. Şimdi yok bunlar. Evvelce ilk okullarda daha sınıfta derse başlamadan önce hocalar o yavrulara
âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve dil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel bâsu bâdel mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh diye o talebelere her sabah okuttururlardı. O yavru Allah'a inanırdı, meleklerine inanırdı, ahiret gününe inanırdı, öldükten sonra dirileceğine inanırdı, hayata niçin geldiğini bilirdi ve o neslin arasından koskoca bir fatih yetişirdi. Şimdi bunlar tamamen kaptığı için, her sabah böyle bir dua, böyle bir iman aşılanmadığı için yetişen çocuklar kendi vatanlarına, milletlerine, bayraklarına düşman olan birer komünist oluyorlar. Başka bir şey olmaz zaten. Ahirete inanmayan ve yeryüzüne niçin geldiği anlatılmayan çocuk insan olabilir mi kardeşim? Sen de öğretiyorsun, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, böyle papağan gibi saydırıyorsun. Ve sonra neye inanacağını söylemiyorsun, Allah'ı anlatmıyorsun, ahireti anlatmıyorsun, mahşer gününü anlatmıyorsun, hesap gününü anlatmıyorsun, doğruyum, çalışkanım, arayın bakalım, bir tane doğru talebe var mı meydanda? Bir tane doğru insan var mı? Arayın bakalım. Cennete inanmazsa, cehenneme inanmazsa, Allah'a inanmazsa, ahirette hayatının hesabını vereceğine inanmazsa bu talebe niçin doğru olsun? Niye doğru olsun? Onu doğru yapacak ölçü nedir? Hangi ölçüyle Türk'üm doğruyum diyorsun? Ölçün ne? Söyle bakayım ölçünü. Kur'ansız doğruluk olmaz ki, Muhammed Mustafa'sız doğruluk olmaz ki, mümkün değil doğruluk. Doğruluğun kaynağı Habibullah, doğruluğun ölçüsü Kur'an, doğruluğun temeli ahirete imandır. Öyle doğruyum, çalışkanım falan filan, bunlar bütün palavra. Ne çalışkanı, niye çalışkan olsun? Niye doğru olsun, niye dürüst olsun? Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyor, niye doğru olsun? Eğil olması lazım, hüsret alması lazım, zina etmesi lazım. Çünkü ahirete inanmıyor. O kadar saçma ki bunlar, o kadar temellerden mahrum ki. Ve niçin hayata insan olarak geldiğini anlatmamışsanız hiçbir şey halledemezsiniz. Hiç hürmet bekleyemezsiniz, hizmet bekleyemezsiniz, hepsi boşa gider. Efendiler, 7 yaşına ayak bastıkları zaman yavrulara hayata niçin geldiklerini anlatmak zorundayız. Yoksa feryadu fidanlarını kesemezsiniz nesli. Radyoyu açıyorsunuz, televizyonu açıyorsunuz, acı acı bir şarkı söylüyor şarkıcı, bir şarkı söylüyor. Adeta kanayan bir yara gibi şarkı söylüyor şarkıcı. Ne diyor? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, acaba bu dünyaya ben niye geldim şeklinde acı acı şarkı söylüyor. Her şeyden, Allah'tan, ahiretten habersiz şarkıcı. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime diyor ve bir cevap yok. Koskoca ilkokulda, koskoca ortaokulda, koskoca lisede, koskoca üniversitede bu Müslüman milletin çocuklarına niçin dünyaya geldiği anlatılamamıştır. Daha zaptedebilir misiniz nesli? Daha muhafaza edebilir misiniz? Önüne geçebilir misiniz? Ahirete inanmıyor, niçin dünyaya geldiğini öğretmemiştir. Hiçbir profesör öğretmemiştir. Hiçbir muallim öğretmemiştir. Ve zaten evde ana baba da öğretmemiştir. Bu çocuk niye rüşvet almasın memur olduktan sonra? Niye hırsızlık etmesin? Niye anarşist olmasın? Niye komünist olmasın? Bunun önüne geçecek hangi barajı, hangi seti yaptınız? Efendiler, öyle lafınan, palavrayla, temelsiz, esassız, ölçüsüz, ayarsız, ahenksiz bir sistem ile insan yetiştiremezsiniz. Resulullah'ın gösterdiği gibi yapacaksınız. Allah'ın Resulü nasıl öğretmişse aynen öyle tatbik edeceksiniz. Başka çare yok çünkü. Hayata niçin geldiğini aşılayacaksınız. Ve bütün müminlerin çocukları tereddütsüz bilecekler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ Allah bütün insanları ve cinleri kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır. Kanun-i ilahiyi, bu hırkatin sebebini, yaratılışın sırrını çerçeve gibi bütün çocuklara ve nesillere zerk edeceksiniz. Başka çare yok. Evet. 7 yaşına geldiği zaman bu gayeler öğretilecek. Amentü aşılanacak. Ve ancak o yaşta, o çağda, o devirde ağaç yaş iken eğilir dendiği zamanda olacak. O zamanı getirdiniz mi zalim olursunuz, zalim. Çünkü zamanı getirdiniz. Hani saksıda bir çiçek vardır ya, saksıda bir çiçek. O suya ihtiyacı olduğu zaman, o zaman içinde suyu vereceksiniz. Suyu vereceksiniz. Yaprakları sararmaya, kurumaya, buruşmaya başladığı zaman suyu verirseniz hiçbir para etmez ve o saksıdaki çiçek kurur ve siz zalim olursunuz. Vaktinde suyu verilmezse sonradan başa çıkılmaz.
çocukların da 7 yaşına girdiği zaman cami ile tanışması lazım, cemaat ile tanışması lazım, namazın nasıl kılındığını bilmesi lazım, amentüyü bilmesi lazım. İlkokulda öğretmenlerin eline teslim etmeden evvel Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama teslim edilmesi lazım. Efendiler, sonra feryatların, figanların